Gaziantep şubemizde yaşanan özellikle Cemevi Başkanlığı'yla ve hükümetle, AKP'ye yakınlığıyla bilinen buradaki yönetimimizin kurumun iç işleyişine, kurumun disiplinine, hiyerarşisine uymayan davranışlara ve bir takım eylemlerinden yaptıkları bir takım usulsüz işlemlerden dolayı bir görevden alma gerçekleştirmiştik. Fakat sürecin içerisine Alevilere hizmet etmek için kurulan bir daireyken Alevi kurumlarının, Alevi örgütlülüğünü böl parçalı yönet politikası yürüten bir kurum haline dönüşen başkanlığında bir takım müdahaleleriyle kurum içi işleyişimize müdahale edildi ve mahkemeden bir 3 günlük disiplin hapsi kararı çıkartıldı. Üstelik biz o mahkemeye Pürsün Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Cuma Başkanımız, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun Genel Sekreteri Özgür Kaplan arkadaşımızla beraber katılmıştık. Mahkeme salonuna girdiğimizde bir tiyatro izledik. Çünkü biz içeri girdiğimizde bize hakim en azından bana neden oldu, neydi diye bir sorgu sual sormadı ya da bir katip bir tutanak hazırlamadı. İçeri girdik, hakim salona girdi ve dedi ki karar önünüzdeki ekranda okuyabilirsiniz. Avukatımız belge sunmak istedi, bir üst mahkemeye itiraz edersiniz dedi ve direkt celseyi kapattı. Aslında içeri girdiğimizde karar zaten önceden verilmişti. İstinaf edilen mahkemeye itiraz ettik. Elimizde belgelerimiz var, delillerimiz var. Biz bir denetim mekanizması işlettik ve bir derneğiz. Dolayısıyla kurum içi hukuk yolları dururken mahkemede olmaz bu iş dememize rağmen istinaftan da jet hızıyla ret geldi. Bu sürede bir ara kararla 3 günlük bir disiplin hapsi cezası çıktı bana. Tabii ki biz bu 3 günlük disiplin hapsi cezası bir gözdağı. Bu sembolik bir ceza. Özellikle disiplin hapsi olmasının nedeni de paraya ya da kamu hizmetine çevrilememesi. Tek şartla bu hapis cezasını yatmayacağız. Ya Gaziantep şubemizi götüreceğiz, görevden aldığımız yönetime teslim edeceğiz ya da bu 3 günlük hapis cezasını yatacağız. Dolayısıyla biz de dedik ki bu yolu sürenlerin ödediği bedellerin yanında bu hiçbir şey. Biz kesinlikle inancımıza ihanet edenlere, yolumuza ihanet edenlere buraları teslim etmeyiz. Bu toplumun en küçük bir lokmasını dahi kimseye öyle bırakmayız. Gideceğiz, 3 günlük disiplin hapsi cezamızı çekeceğiz ve çıkacağız. Bizim kurumlarımızın iç işleyişine karışmak, kurumlarımızın özellikle kurum içi hukuk yollarını hiçe sayarak bu kurumları parçalayıp bölüp kendi yapıları haline getirmek isteyenlere karşı vereceğimiz en doğru cevap bu olacaktır. Cuma günü İzmir Bayraklı Adliyesi'nden teslim olacağız ve İzmir'de de bu hapis cezasını çekeceğiz. Buradan da bir duyuruda daha bulunmak isterim. Muharrem ayına denk geliyor biliyorsunuz. Ben de 3 günlük bu hapis cezası süresince orucumu tutacağım ve en azından inancımıza birazcık saygıları varsa her akşam dede istiyorum. Dedemin lokma duamı vermesini istiyorum. Bu şekilde de orucumu açmak istiyorum. Buradan da duyurmuş olalım. Dilekçeyle de müracaat edeceğiz.